Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yeni haftaya, Cumhuriyet Haftası'na çok çarpıcı başlıklarla başlıyoruz. Konuğum Erkin Şahinöz, akademisyen, FED yani Amerikan Merkez Bankası'nın eski araştırmacılarından, Dünya Gazetesi yazarı bize şunu anlatacak. Yeni vergiler, gizli vergiler, dolaylı vergiler. Yeni zamlar, gizli zamlar, efendim dolaylı zamlar. Şimdi gizli zamlar derken mesela ya da vergi derken şunu kastediyorum. Mesela işte cep telefonu kullanıyorsunuz, kullanmayan kaldı mı zaten? Tuhaf tuhaf kesintiler, elektrik faturalarına tuhaf tuhaf eklentiler. Bu işte köprü, otoyol geçişlerinde biz bir tane iki tane zannederken mesela 6 tane bizden para alan işte o sistem. Bütün bunlar gerçekten var mı? Mahalle dedikodusu mu? Şehir efsanesi mi? Yeni bir vergi paketi geliyor. O yeni vergi paketinde bizi ne bekliyor? Bunları konuşacağız. Ama Cumhuriyet Haftası'nda özellikle meclise ilan edildi biliyorsunuz Cumhuriyet. Efendiler. Efendiler dedi. Yarın Cumhuriyet'i kuracağız. 28 Ekim akşamı en yakın çalışma arkadaşlarına Mustafa Kemal böyle söyledi. Yarın dedi Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dedi. Ve bir Cuma günü 29 Ekim 1923 mecliste Cumhuriyet ilan edildi. Oradan buraya 96 yıl geçti. Ne değişti? Neler değişmedi ki? Mecliste bakın bu fotoğraf meclisin önünde. Meclis kalmadı her şeyden önce. Geleceğiz. Meclisin ne olduğunu göreceğiz. Bugün Anadolu Ajansı'nın ben her sabah bakarım gündemine. Birinci maddesi şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yani AKP'nin MYK toplantısına katılacakmış. Hani görüyor musunuz? Hani partili cumhurbaşkanı işlevi olmayan meclis. Geldiğimiz nokta bu. Konuşacağız elbette. Şimdi konuşulmayan bir gündem var. Kenarda köşede kalmış. Eğer çok meraklıysanız farkına vardığınız ya da belli gazeteleri okuyup belli programları seyrediyorsanız öğrendiğiniz başlıklar. Onlardan birkaç başlık paylaşayım ben Erkin Şahinöz. Oradan sonra başlayalım yolculuğumuza. Şimdi bazı başlıkları söyleyeceğim ama öyle geçmeyeceğim. Sonra onların her birine teker teker döneceğim. Çünkü onların her birinde ya bir baskı var, ya yalan var, ya saklama var. Çok tuhaf şeyler var. Bir, şimdi Somalı işçilerle mesela bugün hani hayat pahalı konuşacağız. Vergi ve zamlar dolayısıyla. Somalı işçiler efendim, çok sayıda işçi kıdem tazminatlarını yani emekli olduklarında hak kazandıkları tazminatlarını alamadıkları ya da işten çıkartıldıkları için yine hak ettikleri tazminatı alamadıkları için yola döküldüler. 2014'te 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan faciadan birkaç ay sonra aynı maden ocağında çalışan 2831 işçi gerekçesiz bir şekilde tazminatı ödenmeden çıkartıldı. Soma Holding. Biz o 301 kişiyi bile zor hatırlıyoruz. Bu 2831 işçiyi hiç hatırlamıyoruz. Bunlara başkaları da eklendi. Kıdem tazminatını alamayanlar vesaire. Hükümetin kıdem tazminatı projesini de soracağım bu arada birazdan. Bunlar da Ankara'ya gidelim de sesimizi duyaralım dediler. 20 gündür Manisa Kırkağaç'ta duruyorlar. Daha doğrusu durduruluyorlar. Ankara'ya yürüyemiyorlar. Burası böyle bir ülke. Hakkınızı arayamazsınız. Kısacık görelim görüntüyü. Şimdi efendim şehirler arası karayolunda gösteri yürüyüşü düzenlenemezmiş. O nedenle işçiler yürüyemiyorlarmış. Oraya da medya gidemezmiş. Neden? Savaş varmış. Havada bir kuş uçuyormuş. Böyle.
O havada uçan kuşların birkaçı da biliyorsunuz Bağdadi'yi öldürdü. IŞİD lideri Bağdadi. Kaldığı yer yerle yeksan edilen bir şekilde Bağdadi'nin bombalandı. İşte buralar. Şimdi burada tamam öldü gibi ama Rusya emin değiliz diyor. Birazdan geleceğim. Başka tepkiler de var. Fakat enteresan olan belki de bu başlıkta konuşulmayan şu. Trump hani yalan dememek için masal dedim. Bayağı masal söylüyor dünyaya. Devam edelim. Anayasa Mahkemesi çok kritik bir karar verdi. Konuşulmayan başlıklardan söz ediyoruz ya. Cuma öğleden sonra geldi haber benim programımdan sonra. Şunu söylüyor bakın. Çok önemli 4 davada 17-25 Aralık MİT tırlarının durdurulması, Rıza Zarrab ve Musul Başkonsolosluğumuzun IŞİD tarafından işgali. Bu konularda bir yayın yasağı geldi. İkincisi bu nedenle mesela Can Dündar, Erdem Gül falan yargılandı. Anayasa Mahkemesi yani o haberleri mesela MİT tırları haberini yayınladığı için Cumhuriyet'te o sırada Can Dündar, Erdem Gül casusluk falan gibi gerekçeyle nasıl yayınlarsınız bu haberi diye yargılandı. Sonrası nereye gitti biliyorsunuz. İşte o meselenin yayın basın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu o yayınların yasaklanmasının ya da yargılanmasının da hak ihlali olduğu ifade basın ifade özgürlüğü olduğu kararını verdi AYM. Yani dedi ki ey yargı, ey iktidar sen bunları niye yargılıyorsun? Bunlar haberdir ve bunları gazeteciler haber yapabilirler. Sen bunları yargılayıp ya da yasaklarsan ki yasak hala. Rütük'te yasak var. O zaman hak ihlal etmiş oluyorsun dedi. Kim duydu, kim tartıştı, kim konuştu? Geçiniz birazdan konuşuruz. Ve bu kapsamda açılan davalardan biri Sözcü davası. FETÖ'cülükle falan suçlanıyorlar ya. Temel mesnedi o davanın 17-25 Aralık konusunda yaptıkları haberler, manşetler. Anayasa Mahkemesi diyor ki, ya bir dakika diyor, bu dava için demiyor ama genel olarak söylüyor. Bunlar diyor ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne girer diyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatı, ama yani Cumhuriyet Gazetesi tüzel kişilik olarak Sezgin Tanrıkulu bireysel başvuru hakkını kullanarak ve Pınar Türenç basın konseyi başkanı olarak başvurusuyla bu kararı aldı. Şimdi bunun emsal olması lazım. Daha doğrusu emsal olması değil, ışık olması lazım AYM kararının Sözcü davasına. Kaldı ki bir de yargı paketi çıktı. Yargı paketine göre de aslında baktığınızda burada bir şey olmaması lazım. Bugün Sözcü davası var. Şu sıralarda başladı, biraz önce başladı. Daha önce Celal Ülgen'le konuştum, ne bekliyorsun üstad diye. Dedi ki ben dedi bir gene erteleme bekliyorum dedi. Şu nedenle erteleme olabilir dedi herhalde. Hani yargı paketi sonrasında ilk hani bir test ya bu. Yargı sınavdan geçecek, testten geçecek. İlk karar adı atan, ilk adım atan biz olmayalım dediler herhalde. Şimdi bunlara da döneriz. Gelelim vergi paketine. Evet. Başımıza neler gelecek anlatın bakalım. Yani şimdi şöyle, benim ifadem değil ama sevgili Ozan Bingöl'ün ifadesi. Hmm. Diyor ki o hep itiraz ediyor. İşte vergiyi tabana yayalım diyor ya. Vergi zaten tabanda diyor. Şeyi doğru, halk zaten ödüyor vergisini. Biz diyor geliri tabana yayalım. Ozan Bingöl'ün ifadesi. Şimdi onu da kulaklarını çınlatmış olalım. Şimdi şu an Türkiye'de öyle bir kontrolsüz bir bütçe var ki. Şöyle geriye doğru gidelim. Seçimler vardı. İnanılmaz bir popülizm. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kaybetmemek adına olmayan ne varsa harcandı.
Yani bir kere gider tarafı koptu gitti. Üstelik bu arada o açığı kapatmak için türlü türlü yollar da denedik. Hatırlarsanız unutuldu bunlar. Birkaç ay önce Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine kadar elini soktu hazine. Oradan buraya para aktardı. Bütün bunlara rağmen bir yandan ekonomik kriz geldi. Kriz olunca bizim sanayici biliyorsunuz bizim ülkede hani herkes sabahtan akşama kadar yerli ve milli, yerli ve milli diyor ya. Hani yerliliğin tanımı ne, milliliğin tanımı ne onları da ayrıca yaparız. Ama ülkemizde 100 birim ürettiğimizde 66 birimi ithal. Ekonomi krize girince o kadar üretemediğimiz için ithalat da düştü. Dolayısıyla ithalattan alınan vergiler yani devletin gelir tarafında da büyük problem oldu. Gelir tarafında problem, gider tarafında problem. Seçimler bitti. Şimdi işte o seçimler bittikten sonra bütçeyi toplama telaşı. Türlü türlü yöntemlere, vergilere başlıyoruz. Siz dediniz ya. Şunu gerçekten önce bir Türkiye'nin fotoğrafını çekelim. Başlangıç noktanız çok doğru, çok önemli çünkü. Zaten diyorsunuz ki hani vergiyi tabana yayalım ama taban ödüyor. Ödüyor da şöyle de bir yanı var bunun. Bakın Türkiye'nin yarısı çalışıyor. En azından öyle görünüyor. Türkiye'nin yarısı çalışıyor. O yarı bütün Türkiye'yi vergileriyle besliyor zaten. Şimdi olağanüstü kaçaklar var zaten yukarılarda bir yerlerde. Bu tabloyu daha da netleştirir misiniz? Yani kimlerden ne kadar vergi alınıyor, kimlerden ne kadar öngörülüyor mu, alınamıyor? Biraz da çok tabii rakama boğmadan ama verirseniz oradan bir devam ederiz. Şimdi aslında sistemin kurulması gereken yapı şudur. Çok kazanandan çok, az kazanandan az. Vergi kanun tasarısı bunu vaat ediyor. Bunu vaat ediyor ama şimdi mesela caydırıcı önlemler var. Mesela şu, bakın bir istatistik vereyim ben, bir rakam paylaşacağım. Türkiye'de bugün toplam bankalarda vatandaşımız tasarruflarını değerlendiriyor. Hı hı. Bankaya gittiklerinde kaç tane seçenek var? Dövizde değerlendirebilirler, dolar, euro gibi. Türk lirasında değerlendirebilirler. Bizim ülkemizde hani gurbetçiler, geri dönen gurbetçiler hariç ağırlıklı olarak dolardır. Yani bankalarda, şimdi önce bir rakam vereyim. Toplam mevduatımızın %53'ü an itibariyle, geçen hafta Perşembe günü itibariyle %53'ü dövizde. Aa. Bu inanılmaz bir şey. Yani hani dolar mevduatın yarısı, dan fazlası dövizde şu an. Dövizde. Dövizde duruyor. Oo. Bu yurt içinde yaşayan bireyleri konuşuyoruz. Yani vatandaşı konuşuyoruz. Ve üstelik hatırlarsanız bir dönem TL mevduatta faiz oranları %22'lerde, 23'lerdeydi. Hani şimdi düştü mevduat faizleri %13'te. Dolarda ne kadar faiz alıyor vatandaş? %2. Arada 11 puan faiz farkı var. Buna rağmen ülke müthiş bir şekilde dolarizasyon yaşıyor. Yani kendi parasına olan güvenini o kadar yitirmiş ki işte bu vergilerden bir tanesi de o. Yani dövize geçenleri cezalandırmak. Niye dövize geçenleri cezalandırıyoruz ki? Biz hep cezalandırma üzerine, hep caydırma üzerine, hep birazcık da teşvik üzerine gitsek, insanları Türk lirasında kalmaya teşvik edecek önlemler alsak. Bunlar önemli. Bunlar yok ama işte gene dövize geçenlere vergi, hatta orada bir ek de yetki de veriliyor. Bu değiştirilebilir, artırılabilir, azaltılabilir zaman içerisinde. Yani belli bir tanım var, bir de esneklik de getiriliyor. Yani biz buralarla uğraşıyoruz halen. Dövizden alınan verginin derdindeyiz. Hmm. O kadar eksik var ki sistemde şu an. Şimdi önce yeni vergi paketiyle neler öngörüldüğünü bir görelim kısacık. Şimdi mesela ben geçen gün vermiştim, yeni vergi paketi geliyor diye. Üç önemli başlık çıktı ortaya. Verirseniz arkadaşlar, bu değerli konut vergisi, konaklama vergisi, dijital hizmetler vergisi. Bunlar sıradan vatandaşı, sade vatandaşı nasıl etkileyecek? Mesela değerli konut vergisi diyorlar ki 5 milyonun üzerinde olacak. Aa, beni ilgilendirmez. Biz mi? İtiraz etme süresi de var ona. İtiraz etme süresi de var. Yani şu aşamada genel vatandaşı çok ilgilendiren bir şey değil. Hani 5 milyon ve üzeri. Kimin evi 5 milyon ve üzerinde değere sahip? Ama mesela dijital hizmetlerin bir şekilde artık ekonomiye entegre edilmesi lazım. Çünkü biz ne diyoruz? Dünyanın en büyük ekonomisi internet ekonomisi. Hı hı. Dünyanın en büyük ekonomisi. Ve o internet ekonomisi mekansız bir ekonomi. O internet ekonomisi
insansız bir ekonomi. O internet ekonomisi zamansız bir ekonomi. Dolayısıyla artık dijital dünya, biz ne diyoruz firmalara? Dijitalleşin. Yani şöyle biraz geriye gideyim Ayşenur Hanım. Hani büyük veri diye bir kavram var. Büyük veri şu, 21. yüzyılın petrolüdür veri. 21. yüzyılın petrolüdür. Eğer yani biz öyle ağlaşmamıza gerek yok, doğal kaynağımız yok, işte efendim o yok, bu yok demeye gerek yok. Veri toplaması gerekiyor. Peki şunu soracağım. Yani siz neticede bunun olması gerektiği kanaatinde olduğunuzu belirtiyorsunuz. Evet, evet. Dijital, ben bunu anladım. Evet, dijital. İyi de şunu sormazlar mı mesela gençler, büyükler, büyüklerine, bu ülkeyi yönetenlere ya da yönetmeye talip olanlara? Şimdi evet, dediğiniz gibi 21. yüzyılın petrolü ve önümüzdeki yüzyılların da temel taşı olacak dijital mesele. Biz ne yapıyoruz ama bunu dışarıdan satın alarak çok daha büyük paralar ödüyoruz, vergiler ödüyoruz vesaire. Siz kardeşim bana ucuza dijital hizmeti sunacak ne yapıyorsunuz diye ben sorsam ne olur? Ne yanıt alırım? Yani haklısınız, bir kere onun için uygun bir ekosistem yok. Onun için uygun ekosistemden kastım şu, biz şu an farklı olandan korkuyoruz, bize benzemeyenden nefret ediyoruz, bilgi yerine kanaatle hareket ediyoruz, merak yerine biatla çalışan bir ortam yarattık. Öyle bir ortam var ki, hani benim şöyle bir örnek vereceğim, Amerika'ya gittiğim yıllarda daha ikinci gün birisiyle tanışmıştım. Bana kaynayan tencereye hoş geldin tarzında bir laf etti. Anlamadım önce ne kastetti vesaire falan diye. Sonra üzerinde düşündüm. Şimdi Amerika'da saatte 5 dolara çalışmaya Çinliler hazır, Çinliler var. Amerika'da her türlü matematik işini, aktüeryel işi yapmaya hazır Türkler var. Amerika'nın bütün yazılım işi Hintlilerin elinde. Bütün o işçi, ağır işçi, mavi yaka işi Meksikalılarda. Şimdi nasıl bir model kurmuşlar? Bizim aşure modelimiz. Aşure yaparken içine onlarca girdi koyuyorsunuz. İyi ama bu aşure Amerika'da yapılıyor. Niye burada yapılmıyor? İşte ben onu diyorum. Bir, yani farklılığımız, o zenginliğimiz, o aşureye giren her türlü malzeme kendi aromasını bırakıyor ama özünü yitirmeden. O yüzden de muhteşem bir lezzet oluşuyor. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Ortak akıl tamamen gitmiş vaziyette. Ortak akıl kullanmıyoruz. Her yerde tek akıl. Evde tek akıl, erkek egemen. Erkek ne derse olur. İş yerlerine gidin. Firmalarımızın çok büyük bir kısmı KOBİ. Patron ne derse olur. Patron egemen. Tek akıl. Devlete geliyoruz. Devlet de tek akılla yönetiliyor. Ortak akıl kullanmıyoruz. Dolayısıyla bunları yapmadan... Şimdi lafınızı balla keseceğim. Programın başında bugün sözcü davası vardı. Avukat Celal Ülgen'le konuştum. Erteleme bekliyoruz dedi diye size aktarmıştım ya. Evet, evet, tahmini doğru çıktı Celal Ülgen'in. 27 Aralık'a ertelendi sözcü davası. Mahkeme anlaşılan evet ya bu testi benim üzerimde ilk uygulamayın kardeşim demiş. Yargı reformundan sonra yıl sonuna bırakmış 27 Aralık'a. Dahası bu daha da belki su götürecek bu dava. Neden? Çünkü avukatlar demişler ki biz bu mütalayı uygun bulmuyoruz. Bunun üzerine hakim buna katılmış ve dava dosyasını savcı, çok az rastladığım bir şey benim bu. Dava dosyasını savcıya iade etmiş. Demiş ki ya bir dakika evet yeni bir mütalaa yazın demiş. Yani bu sen belki de hani verilerden hareketle belki de yargı reformu paketinin ışığında yeniden mütalaa muhtemelen de öyledir yazılması gerektiği için bu iddianame değil pardon esas hakkında mütalaası savcılığın yeniden sil baştan yazılacak. 27 Aralık'ta ne olacak göreceğiz ama tabii şu var. Bir bakıma iktidar böyle davalar üzerinden medyayı da rehin almaya çalışıyor. Alamıyor gerçi ama almaya çalışıyor. Sözcü gazetesi çok enteresan haberlere imza atıyor. Biriniz bugün ya da daha sonraki günlerin birinde aktaracağım. Menzil şeyhlerinden biri bakanların kendilerine nasıl geldiğini gittiğini anlatmış. Hani artık dedikodu değil. Kendisi söylüyor. Evet diyor geliyorlar buraya.
Hani gayet iyi adamlardır falan diyor. Sözcü gazetesi yani bir daha gidecek mahkemeye, öyle söyleyelim. Şimdi kusura bakmayın Time, sıcak yok, bir haber olduğu için girdim ama. Araya bir girebilir miyim? Time dergisi, hı, hani meşhur kapakları vardır bilirsiniz. Yılın kişisini seçer. Tabii tabii. 2006 yılıydı. Şimdi keşke görselini hazırlamış olsaydım. Söyleyin 2000? 2006 yılı kapağı. Time dergisi şöyle çıkmıştı kapağı. The person of the year is you. Yılın kişisi sensin. İnsanlara sesleniyor. Yıl 2006. O zaman daha hayatımızda Instagram, Facebook, YouTube bundan hiçbiri yok. O kapak öyle önemliydi ki 1960'larda Andy Warhol'un, sanatçı Andy Warhol'un çok güzel bir sözü vardı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Çıkardınız. Evet. Benim, işte bu. Yılın kişisi siz olacaksınız diyor işte kapakta Time dergisi. Bugün o bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak sözü bugün doğrudur. Neden oraya geliyorum? Akşamleyin bir video çektiniz, YouTube videosu. İşte 500 bin izleme aldı. Fenomensiniz artık. Instagram, Facebook birçok kişi normal hayatında tadamayacağı o şöhrete kavuşabiliyor. Böyle bir dönem. Ama başka siz yanlış bir yerden girdiniz bence. Şuraya bağlayacağım. Bizim gazetelerimiz artık zaten habersiz. Hayır, habersiz şunu, gazete. Şunu kastediyorum. Burada kastedilen Andy Warhol'un daha doğrusu McLuhan'ın, Andy Warhol onun bir şeysidir, tezahürüdür de, McLuhan'ın 15 dakikada işte şey yapmak, küresel köy vesaire, onun ötesinde bir şeyden söz ediliyor. Bu şu, sen günü gelecek, bakın diyor ki, enformasyonu kontrol edebileceksin. Yani güç sende olacak diyor. Güç sıradan insanda, şöhretle alakası yok bunun. Güçle alakası kabul, var. Kabul, kabul. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Yani gazetelerimiz habersiz ama Allah'tan bir sosyal medya var artık. Ha, bu açıdan yani, doğru da. Yani şöhretle alakası yok bunun. Yok, yok. Bakın tam sırası gelmişken oradan zaten devam edebiliriz. Lübnan belki bir aydır sokakta. Başta Beyrut, başkent Beyrut olmak üzere. Bir aydır sokakta. En son, üstelik de Anadolu Ajansı'ndan geldi bu görüntü bakın. Hani sosyal medyadan falan bile değil. 170 kilometrelik yani minimum 170 bin kişilik bir insan zinciri kuruldu.